Nasılsınız? İyi misiniz? Merhabalar. İyiyiz Allah'a şükür. Kimliği oluşmuş. Ben de liseli yıllarımda okurken, hatta daha genç ortaokullu yıllarımda Doktor Fazıl Küçük'ü bir Vuda'da orada karşılamıştı kendisini, ziyarete gelmişti. Biz tabii ki Akhisar köyündeydik, Larnaka'da. Oradan Vuda'ya göçmen gittik. Daha sonra Üç Şehitler köyüne gittik. Daha sonra eski köyümüz olan Akhisar Aynanla köyüne tekrar geri döndük. O yıllarda, bu göçmenlik yıllarında, 4 Hayriye'de göçmen olduk, 74 Mutlu Barış Harekatı'na gelene kadar tanıma fırsatım olmuştu. Daha sonra lise 2, lise 3, Lefkoşa Türk Lisesi'ne gelmiştim. Türk Lisesi'ndeyken de devamlı olarak kendisinin yanına gidiyorduk, Halkın Sesi'ne, oraya. Halkın Sesi'nin önünde bazan işte sandalyeyi çekmiş, orada kahvesini içiyordu. Orada bazen sohbet ediyorduk, durup sohbet ediyorduk. Neticede Doktor Küçük, Türkiye'de ben üniversiteye gittim. Üniversiteli yıllarımda birçok şehre gittim ziyarete. Nereye? Aydın'a gittim, Denizli'ye gittim, Manisa'ya gittim, İzmir. O bölgelerde Doktor Fazıl Küçük'ün ayak izlerini buldum. Onun söylediklerini buldum oralarda. 1955'li, 56'lı, 57'li yıllarda işte Kıbrıs'ta Türkler var. Türkiye bu milli mesele, bu bir milli meseledir. Kıbrıs'taki Türkler Osmanlı'nın bıraktığı kimselerdir. Kıbrıs'ta kaldılar. Bir cemaat durumundayız ama orada bir varlığız. Türkiye Kıbrıs meselesine taraf olmalı. Aksi halde yakın bir gelecekte Rumlar Enosis'i ilan edecekler. Ve Doktor Fazıl Küçük tabii ki Türkiye Cumhuriyeti devlet yetkilileriyle görüşmek için otel lobilerinde de çok bekledi, randevu alabilmek için. Onları da hep böyle üniversiteli yıllarında çok geniş bir şekilde Kıbrıs konusuyla yakinen ilgilendiğim için ve milli duyguları daima en önde tutan bir gençtim o yıllarda da. Hep bunları öğrendim. Ve Doktor Küçük'ün yokluklar içerisinde nasıl liderlik yaptığı ortaya yere çıkmış oluyor bu şekilde. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkilileri Kıbrıs'tan giden bir lideri kabul etmiyor. O ısrarla görüşmeye devam ediyor. Türkiye'de kamuoyu yaratmak için Denizli'ye gidiyor, Aydın'a gidiyor, Manisa'ya gidiyor, İzmir'e gidiyor. Buralarda toplantılar, mitingler yapıyor. Gerçekten çok büyük bir liderlik anlayışı ve Kıbrıs Türk halkı tabii ki bugünlere geliyor. Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluyor. 82 yıl sonra Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayı Kıbrıs'a geliyor. Garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde. Çok büyük bir olay Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayının fiili olarak Kıbrıs'a gelmesi. Yani garantör olmak başka ama fiili olarak Türk askerinin Kıbrıs'a gelmesi çok daha ayrı bir anlam ifade eder ve direnişe can katar Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayının buraya gelmesi. Neticede Türk Mukavemet Teşkilatı, Mücahitler ve en sonunda da Mehmetçikler 1959-60'ta onlar da geliyor. 82 yıl sonra ne büyük bir özlem vardı. Bir gün gelecekler. Osmanlı Türk askerleri adadan çekilirken Akay Bey, İsmail abi, herhalde biz onlara güle güle demedik. Ben devamlı böyle anlatıyorum. Niye gidiyorsunuz dedik. Niye çekiliyorsunuz buradan? Niye bizi burada bırakıyorsunuz? Bir gün tekrar gelmelisiniz. Geleceksiniz. Bekleyeceğiz. Ve öyle bekledik. Ve 1959-60 Zürih ve Londra anlaşmalarıyla tekrar Türk ordusuna kavuştuk ama Rumlar bunu yeterli görmediler. Dediler ki Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayı, işte mücahitler bizi küçümsediler. Ama o Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayının burada olması, Türkiye'nin müdahale hakkını elde etmesi, Doktor Fazıl Küçük'ün, Rauf Denktaş'ların liderliği,
rahmetlik Menderes, rahmetlik Fatih Rüştü Zorlu bu o süreci fevkalde iyi yönettiler. Ve çılgınca bir yanlış daha yaptılar 15 Temmuz 1974'te. Makaryos'u da devirdiler. Yani Akridas planı ile bizi Kıbrıs Cumhuriyeti'nden dışladılar. Bu yetmezmiş gibi Enosis'i ilan etmek için, Kıbrıs'ı Helen Adası olarak ilan etmek için bir darbe daha yaptılar 15 Temmuz'da. İlk darbeleri Kıbrıslı Türklere oldu. Orayı kaçırmamak lazım. İlk darbe Kıbrıslı Türklere oldu. Kıbrıs Cumhuriyeti'nden bizi uzaklaştırdılar. Ve onlar Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal ettiler. İşgal ettiler. Neticede artık gelmeliydiler. Türk askeri daha geniş, daha büyük çapta müdahale etmeliydi. Küçük küçük müdahaleler Kıbrıs Türk'üne can suyu olmuştu ama artık bardak taşmıştı. Türk askeri gelmeliydi. Daha büyük çapta gelmeliydi. İşte 74 Mutlu Barış Harekatı, 20 Temmuz Şafak Vakti geldiler. Şimdi bütün dünya uğraşıyor. Rumlar, Yunanlılar uğraşıyor. Geldiler ama 1878'deki gibi yine geri gitsinler. Ama yağma yok. Tarihi tekrar tekerrür ettirmeyeceğiz. Türkiye'siz ve Türk ordusuz yola devam etmek mümkün değildir. Artık milli bir devletimiz var ve rahmete kavuşacağı günler çok az kaldığı halde Doktor Fazıl Küçük, huzur içindeyim. Kıbrıs Türk'ünün geleceğini artık parlak görüyorum. Gelecek endişesi yoktur dedi. Yani devlet esastır, cumhuriyet esastır. Ama gelin görün ki uyanık olalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı Atatürk'ün ifade ettiği gibi dahili ve harici betahlar vardır. İnanç zayıflığı vardır. Hiç inancı olmayanlar da vardır bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Ama Doktor Fazıl Köçü'yü örnek alsınlar. 2 ay sonra rahmete kavuştu. 15 Kasım'da Cumhuriyet ilan edildi. 2 ay sonra 15 Ocak'ta Doktor Fazıl Küçük rahmete kavuştu ve neler söyledi o son anlarında bile, nasıl ifade etti durumu, nereden çıktık, nereye geldik. Dolayısıyla bugün neredeyiz, ne yapmamız gerekir, tarihe bakarak devam etmemiz gerekir. Aldatmak yok ama aldanmak da yok. Bizi aldatmaya çalışanlar çok vardır. Gazeteci kılığında vardır, milletvekili kılığında vardır. Ticaret erbabı kılığında vardır. Dolayısıyla dikkat edeceğiz bunlara. Olmasın demiyorum bunlarda. Bunlar da olacak yani. Bunlarla birlikte yaşamayı da öğreneceğiz. Ama bizi aldatmasınlar. Kıbrıs'ta barış, dünyada barış. Ne kadar güzel bir slogan. Atatürk de söyledi. Yurtta sulh, cihanda sulh. Ama Atatürk önce dedi ya istiklal ya ölüm. Milli egemenliği ilan etti. Daha sonra bu sözler, tabii ki kimsemiz dünyada savaş çıkmasını istemiyoruz. Ama savaşı çıkaran ne Kıbrıslı Türklerdir, ne de Türk milletidir, ne de Türkiye'dir. Emperyalistlerdir. Ve emperyalistlere maşa olanlardır. Dolayısıyla Doktor Fazıl Küçük fikirleriyle, düşünceleriyle, liderlik anlayışıyla kalplerimizde daima yaşayacak. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Saygılar sunuyorum.